Hayırlı cumalar hocam. <laughs> <laughs> <'u> Teala <laughs> razı olsun. Teşekkür ederiz size de. Dinleyicilerimizle cumaların mübarek olsun. Yani diyorsun ki cuma gecesi bu ay edildiği gibi cuma günü de edelim. Edelim. Buyur. Etmek vazifemiz. kabul eder, eder etmez. Onu bilmiyorum. E, şimdi ne hatırıma geliyor biliyor musun? Yarattıkları içerisinde en sevgilisi mahlukatın zirvesine yarattığı Habibi Muhammed Aleyhisselam Miraç Gecesi allah Teala buyuruyor ki Habibim dile benden ne dilersen. 700 defa tekrar etmiş bu. Ümmetimi buyuruyor. 700 yüzünde de. de. Buyuruyor ki Habibim hep ümmetim diyorsun. Yarabbi isteyen benim, veren sensin buyuruyor. <laughs> Verecek olan sensin. <laughs> Sen istedin Ben de istiyorum buyuruyor. Onun için biz de ee, Rabbimizden talep ediyoruz. Kabul eder, etmez. O bizim bileceğimiz değil. Çünkü isteyin buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak ee, şu anda radyosunun başında biz dinlemek olan dinleyicilerimizin öncelikle cumalarını tebrik ederiz. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Evet. Hastalarımız varsa veya hasta olanlar varsa, hastalar varsa Cenab-ı Hak Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını Cenab-ı Hak hayra tebliğ eylesin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de onları da neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun ve son hmm. nefesi de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Amin. Hocam amin ne demek? Kabul et manasında kullanıyorum. Amin. Ama filmlerde falan görüyoruz bu Hristiyanlar falan amen falan diyor. o da mı o manaya geliyor? O manada kullanıyorlar. Peki e, şimdi bir soru hatırıma geldi de. E, bir dinleyicimizin sorusu işte böyle... ...birisi dua etmiş de... ...diğeri de böyle işte güya espri yapmak için... ...amen falan demiş. Efendim... ...men teşebbühe diye başlayan bir hadis-i şerif var... ...kitaplarda zikrediliyor. Kim? Kime veya hangi kavme benzemek isterse... ...onlardan olur. Yani bazı şeylerin taklidi bile... Esprisi yapılmaz esprisi yani. Esprisi bile aynı şekilde... ...latifesi bile uygun değil. Mesela... Ee, ibadetlerde bile şakası da ciddisi de ciddidir buyuruluyor nedir talak nedir adak iman iman şakacıktan söyledim Aa, küfre giren insan onun için dile sahip olmalı peygamber efendimiz bu sebepten dolayı e, sabahleyin insan uyandığı zaman bütün organlar gözü burnu ağzı eli ayağı bütün organlar dile yalvarlarmış ne olur bizi yakma diye Hakikaten dile bir şey olmuyor. Diğerleri Yok. yiyor sopayı. Tabii sopayı yolda, <laughs> yolda giderken bir dil çıkarsa kafi bir şey demese de demese bile adama zaten adama hanımla kavgalı gidiyorsa böyle bir bahane arıyor. Tamam <laughs> mı? bahane arıyor birisine çatacak bahane arıyor. Evet, dolayısıyla bir dilin yüzünden hani çekmediğin şey kalmaz allah Teala şerrinden muhafaza eylesin... Bir şey ...ve daha nefsimizin... Mi? Amin. ...nefsimizin şerrinden tabii. Amin, e, amin diyenin de... E, ...bu şeye... ...iştirak etmiş oluyor amin demek de, değil mi? Duaya. Evet e, Şey olur mu? olur mu? Olur tabii. Şeyde bir şey hatırlıyorum da... E, ...o zaman çok düşündüm sonra kitaplarda okurken. Dedim ne müthiş bir şey bu falan diye. E, Hüseyin Hilmi Efendi... rahmetullah aleyh ehl sünnet tarihinde kitaplarından işte tam ilmen saatte bir kitap olsun. Hani hazırladılar hocasının rehb, direktifleriyle de ederek gösterdiği kitaplardan. Ve hocasının aynı şekilde işaret etmiş olduğu kitapları yayınladılar. Bunların hepsini toparladılar. Bir ömür verdiler. Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abiler de şirketler kurdu. Gazeteyi çıkardı. TGRT'yi kurdu. Diğer şirketler kurdu. İnsanlara bu kitapları ulaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ve işte bu zat buyuruyor ki, bu hizmetlere parmağıyla dokunan mutlak karşılığını görür. Parmağıyla dokunan, evet. Parmağıyla dokunan mutlak karşılığını görür. Ben Eben abilerin e, bazı davranışlarına böyle tahccüp ederdim, hayret ederdim. Niye dedim bu kadar çırpınıyor? Mesele gelmiş adam Mason, gelmiş adam Ateisti, gelmiş adam komünist e, gelmiş adam Hristiyan. Yani Enver böyle gayret eder, ona aynı şekilde e, sevgiyle, sempatiyle yaklaşır dedim. Ne derdiniz ona? Ona ihtiyacı yok ki Enver abinin. Bir çalışanın netice itibariyle tamam mı? Parasını Enver abi veriyor. E ya, bir menfaat için gelmiş. Ya, bir menfaat için gelmiş. Ama çırpınıyordu. E, sonra anladım. Kendiler de ifade ettiler. Müslüman demek bir kişi daha ateşte yanmasın diye çırpınan kimse demektir diye. Emel abinin çırpınması oydu. Ya gelmiş mi aynı şekilde parasıyla dışarı alışsa bu müessede çalışıyor. Yani bunu Allah rızası için yapsın. Severek yapsın, isteyerek yapsın. Ahirette kurtulsun diye uğraşıyor. Hiç olmazsa bir gün öyle yapsın yani. Bir gün öyle yapsın yani. Ee, öyle uğraşıyordu. Dolayısıyla eğer dünyalık için bile olmuş olsa bu hizmetlere parmağıyla dokunan dünyalık olarak karşılığını görür. Ahirette de bir şey kalmaz. Hatta e, tüm kitaplarda açık net yazıyor. Onu görünce tamam dedim. Yani daha iyi anladım. E, ee, kafirlerden buyuruluyor. Allahü Teala'nın kullarına, Allah Teala'nın yarattığı mahlukata faideli e, e, iş yapmış veya faidesi dokunmuş olanlara Allah Teala dünyalığı gani verir. Eğer iğne ucu kadar o yaptıklarının karşılığı kalmış ise ölürken ölümünü kolay eder buyuruyor. Onu ya ölürken bile. Ölüm acısını hafifletiyor biliyor musun? Parmağıyla dokunan. E, e e Hüseyin Hilmi Efendi buyuruyorlar ki, Emen abi de onlara. E, onları. E, ya bunu Allah rızası için yapınca hem dünyada rahat dersin hem ahirette ya. Hem, hem dünyada hem ahirette. Yani Allah-u Teala'nın dinine e, yardım eden yardım eden parmağıyla dokunan bunun karşını görür. Ama sen karşını nerede beklersen orada verir Cem'e bak. Dünyada dersen dünyada kani verir. İşini bir rast getir. Uhu zengin olursun. Çok paran olur kaç sene. En fazla 100 sene. Sonra hepsini bırakır gidersin. Ama bunu Allah rızası için yapsan dünyada da rahat edersin. Ahirette de ebedi saadete kavuşursun. Ben e, ta aynı şekilde seneler öncesinden itibaren ihlası çeşitli şekilde hizmet edenlerden bazılarını hala hayattalar görüyorum. E, Karun gibi zengin olanlar oldu. Ama kazandıkları paranın hiçbirisi bu kitapların yayılmasına ve bu gazetenin desteklenmesine, bu müessesenin ayakta durmasına tek bir kuruş katkıda bulunamıyor. Seninle sunma para ondan sonra cehennem kötü. Öyle ya. Yani Allah-u Teala o yaptıklarının karşını dünyada veriverdi gitti. Veriverdi gitti. Milyonlar milyarların var. Var ahiretini yakıyorsun be arkadaş ya. Ahiretini yakıyorsun. Onun için hani demin dedin ya amin diyen ondan sonra buna iştirak eden. Ya Hüseyin İlmi Efendi teala parmağıyla dokunan buyuruyor ya. Samimi olmak kaydı şartıyla. Bütün kitaplara bakıyordum. Ee, ...işte ihlas ihlas. Ya. ya Türkçesi bunun. Samimi olmak ya. Samimi olmak. Mert olmak yani. Kıvırıp durmadı. Arkadaş ben hata ettim. Zaten kul, a, a, bir kul Allah-u Teala'ya karşı. Ya Rabbi senin emrine ben muhalefet ettim. Emrini yerine getiremedim. Tersini yaptım. Özür dilerim ya Rabbi. Allah-u Teala. Kulum seni affettim der ya. Sen mert olursan samimi olursan. Ama ben şimdi güya Allah'a tale yalan o Mustafa sabı görsün diye işte. Ya çok özür dilerim de yapmayacağım da yediyorsun falan. Yalan. Riya. Ya Allah Teala biliyor senin içinde dışında ya. Mustafa Bey dese ki efendim ben gördüm ağlayarak dua ediyordu falan. Ya isterse seccadeye paralasın. Hani Bahattin bu Hazretleri şeyde Kabe'ye gitmiş adam. Yaşlı bir adam tutmuş Kabe'nin örtüsünü. Ya Rabbi diye feryat ediyor aman ya Rabbi hani Dışarıdan gören işte ne mübarek kul diye bakıyor falan. Dua ediyor. allah Teala hani ekran açılır gibi şak diye kalbindeki düşünceleri gösteriyor Cenab-ı Hak ona. İnsanlar bana işte ne güzel dua ediyor. işte Kabe'nin örtüsüne yapışmış falan yalvarıyor yakarıyor. Desinler diye yapıyor. <laughs> Şahına Kümpatin Buhari Hazretleri buyuruyor ki zahiren Müslüman gözüküyor. Hani bir söz söylerdi. Zahiren yeşil türbe içine girince töbe, töbe Allah töbe diye bir söz söylerler ya. <laughs> evet. Hakikaten dışarıdan bakıyorsun yeşil. ve hatta aynı şekilde güzel, cazip ama içerisi necaset dolu. Ondan sonra da şeye gitmiş mübarek. Hat zamanı. Mine'ye gitmiş, bakmış. Bir genç saatte elli bin altın liralık alışveriş yapıyor. Şöyle bakıyor, bakıyor. Allah, Allah demiş. O Kabe'deki zahiren ahiret adamı kalbine bakıyor dünya adamı. Ya bu da zahiren dünya adamı. Acaba diyor kalbi nasıl? Mübarek merak etmiş. Allah-u Teala dua ediyor. allah Teala kalbindekini gösteriyor. O genç de kumaş tüccarıymış. Kumaşları ölçerken aman işte e, kardeşimin, Müslüman kardeşimin hakkı bana geçmesin. On sana para verirken şey yapan kirli para veyahut da aynı şekilde o zaman zaten altın gümüş basılıyordu. Kirli değil aynı şekilde temizleri vereyim. Böyle gayret ediyor. Fesubhanallah diyor. Öbürüsü zahiren Allah adamı gözüküyor ama dünya adamı. Bu zahiren dünya adamı fakat kalben ahiret adamı. Ya. Onun için allah Teala kalbe bakar. Senin zahirine bakmaz. Zahirine bakmaz. Peki efendim. İkinci bölümde...